Sevgili izleyiciler, yerel seçimlerin yapılmasına artık sayılı günler kaldı. Son 10 yılda Ankara'nın en çok büyüyen ilçelerinden birisi olan Etimesgut'taki seçim yarışını öğrenmek üzere şimdi Ankara'ya AK Parti Belediye Başkan adayı Rıza Gezer'in yanına gidiyoruz. Etimesgut, Rıza Gezer, 1970 Ankara doğumludur. Fatih Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunudur. AK Parti kurucu Sincan ilçe başkanıdır. AK Parti'ye Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevi yapmıştır. 2011 genel seçimlerinde Ankara milletvekili aday oldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Sizlere bu hafta Ankara'nın son 10 yılda en çok gelişen ilçelerinden biri olan Etimesgut'taki seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermek için şimdi rotamızı Ankara'ya çeviriyoruz. Etimesgut'ta deneyimli siyasetçi Rıza Gezer'i aday gösteren AK Parti çalışmalarına son hızla devam ediyor. Nüfusu 470 bin olan ve şimdilerde bağlanan 5 köyle birlikte alanı çok daha genişleyen Etimesgut'ta eğer iyi projeler yapılamaz ve günü kurtaran çalışmalarla devam edilirse gelecek yıllarda çok sıkıntı yaşanacak gibi görünüyor. Biz de bu nedenle Etimesgut'ta daha iyi neler yapılabilir'i araştırmak üzere Ankara'ya gidip başkan adaylarından AKP Etimesgut Belediye Başkan adayı Rıza Gezer'in çalışmalarını daha yakından inceledik. Peki Rıza Gezer kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır diye merak edip önce kendisini tanıyalım istiyoruz. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı. Rıza Gezer 1970 yılında Ankara'da doğmuş. Üniversite eğitimi almış ve iş hayatına müteahhit olarak devam ediyor. Siyasete AK Parti Sincan kurucu ilçe başkanı olarak başlamış. Ardından Ankara il başkanı olarak görev yapmış. Rıza Gezer, 12 Haziran 2011 milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti Ankara 1. bölge 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiş. Rıza Gezer, uzun yıllardır siyasetin içinde. Bölgenin en tanınmış ve en saygın simalarından biri. Bunu çekimlerimiz sırasında çok net bir şekilde gördük. Hatta bazı bölgelerde, o neredeyse biz oraya oy veririz diyenler dahi oldu. Şimdi Etimesgut'u ve Rıza Gezer'in seçim çalışmalarını biraz daha yakından görüntülemek üzere Etimesgut'a gidiyoruz. Etimesgut'taki ilk durağımız Rıza Gezer'in o gün açılışını yaptığı seçim ofisi. Diğer tüm adaylar gibi o da seçim ofislerine günün muhtelif zamanlarında uğrayıp seçmenlerle vakit geçiriyor. Projelerini anlatıyor. Biz de hayırlı olsun diyerek uzatıyoruz vizyon mikrofonunu Rıza Gezer'e. Evet hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sık sık yapıyorsunuz galiba bu açılışları. Evet, arkadaşlarımız farklı bölgelerde seçim büroları hazırlıyorlar. Halkımızın projelerimizle alakalı, partimizle alakalı bilgilenmesi amacıyla bu büroları açıyoruz. Bu anlamda burası banka blokları. 3500 civarında konut var. Önemli bölge. Burada memurlar, kamu lojmanları da bulunuyor. Etimesgut'umuzun burası ilk toplu konut yerleşim yeri olduğu için anlamlı bir yer. O yüzden burada da böyle bir büroyu uygun bulduk. Başkanım siz şimdi sabahtan beri biz çekimlerdeyiz ve sürekli bir zamanla yarışıyorsunuz. Sürekli bir tempo içerisindesiniz. Şimdi bundan sonrası da muhtemelen bu şekilde olacak değil mi? Nasıl yetişiyorsunuz bu tempoya? Vallahi yetişiyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Etimesgut çok büyük. Hem nüfus itibariyle hem yüz ölçüm itibariyle. İlgi de büyük.
O yüzden biz de gücümüzün yettiği ölçüde her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ay, yani 29 gün daha böyle. Evet, sürekli gün sayıyorsunuz galiba, değil mi? Öyle ya. Seçimi 30 Mart'a kadar koşturacağız. Banka bloklarında oturuyorum ve gönülden destek veriyorum tabii ki başkanımıza. Rıza Gezer'e gönülden destek veriyorsunuz ama mutlaka hani bir takım özellikleri size daha yakın gelmiştir. Projeleri ya da kişisel özellikleri. Neler söylersiniz bu konuda? Rıza Gezer deyince aklınıza ne geliyor? Geniş bir vizyonu var sonuçta ve yapamayacağı hiçbir vaatte bulunmuyor. Vaat ettiği her şeyi de yapacağından eminim. Hani geçmişe baktığımız zaman da yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır lafını herhalde akla getiriyor, değil mi? Kesinlikle. Doğru. Rıza Bey'i destekliyorum. Tüm hanımların, tüm bayan arkadaşlarımın da Rıza Bey'i desteklemesini istiyorum tabii ki. Çünkü vizyonu dediğim gibi geniş bir insan. Söylediği her şeyi yapacağını biliyoruz. Güzel projeleri var. Ve Elvan Kent banka bloklarını çok ileri boyutlara taşıyacağını biliyoruz. Rıza Gezer'in halkla iletişimi çok iyi. Çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı oluyor. Galiba sevilmesinin öncelikli nedeni de bu. Rıza amcayı niye çok seviyorsun? Çocukları çok sevdiği için. O sizi sevdiği için siz onu seviyorsunuz, değil mi? Evet. Peki başka neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onlara güzel parklar yapacağız, güzel spor alanları yapacağız. Daha sağlıklı büyümelerini sağlayacağız inşallah. Sık sık sizi bu görüntülerle görüyoruz. Evet. Sanıyorum özel bir ilginiz var değil mi çocuklara? Evet, çocukları çok seviyorum. Sağ olun. İyi ki efendim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Halk acaba Rıza Gezer ve projeleri hakkında neler düşünüyor diye merak edip mikrofonlarımızı halka uzatıyoruz şimdi de. Sevgili izleyiciler, şimdi buradaki bir dernek toplantısındayız. Bir düğün salonunda yapılıyor. Burada o bölgenin insanları var. Bakalım neredeyiz ve buradaki insanlar Rıza Gezer'le ilgili neler söyleyecekler. Şöyle hemen yaklaşalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Selma Çelik. Selma, neredeyiz şu anda? Şu an İtmeskut'tayız. İtmeskut'ta ne toplantısı bu? AK Parti Rıza Gezer için geldik. Peki neler söylersiniz AK Parti'nin İtmeskut adayı Rıza Gezer için? Ben başarılar diliyorum ya. Arkasındayız inşallah. Öyle destekliyoruz. Peki hangi özelliklerini beğeniyorsunuz? Hangi özellikleri size daha cazip geliyor? Valla ne söyleyeyim bilmiyorum ki şimdi. Yani projeleri mi? Yapacakları mı? Nedir sizi çeken? Yapacakları. Yapacakları daha çok. Rıza Gezer her gittiği yerde bıkmadan, usanmadan projelerini anlatıyor. Her bölgede ne eksikse, onlar için neler yapmayı planlıyorsa ondan bahsediyor. Özellikle de 20 yıl sonra 1 milyon nüfusa ulaşacağı düşünülen Etimesgut'un eğer iyi planlanmazsa sorunlar yaşayabileceğinin altını çiziyor. İlçemiz bugün 470 bin nüfusuyla Ankara'nın en büyük metropol ilçelerinden birisi. Son yapılan düzenlemelerle birlikte Eskişehir yolunda bulunan 5 tane mahallenin de ilçemize bağlanması yüz ölçüm olarak da Etimesgut'umuzu ikiye katlamış durumda. Bu yeni bağlanan yerler Eskişehir yolu güzergahında olduğu için Ankara'da önümüzdeki 20 yıl içerisinde en fazla inşaat sektörünün hareketli olacağı yerdir. O yüzden Etimesgut'un 20 yıla kadar 1 milyon nüfusa ulaşacağı tahmin edilmektedir. İşte bugün yani yapılacak olan bu seçimde seçilecek belediye yönetimi şehrin mevcut sorunlarını çözmekle birlikte bu şehri 1 milyon nüfusa göre hazırlaması gerekiyor. Bütün bu büyük hizmetleri yapabilmek sadece Etimesgut Belediyesi'nin imkanlarıyla bu büyük hizmetlere yetişebilmek oldukça güç. O yüzden biz diyoruz ki Etimesgut'u AK Parti'nin kazanması lazım. Etimesgut'ta Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin alınması gerekir. Gene hükümetin desteğinin Etimesgut Belediyesi'nin arkasında olması gerekir. Bu güçlü iktidar desteği birçok büyük sorunun da çözümü konusunda oldukça bize katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Burası Etimesgut'un ilk toplu konut bölgesi, otoparkıyla, yeşil alanıyla çok düzenli bir şekilde yapılmıştı ama eskiden her evde olmayan bir araba şimdi 2 tane, 3 tane var burada ve ciddi otopark sıkıntısı çekiyor arkadaşlarımız, komşularımız. Planetin altında bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparkı inşallah bu bölgedeki sakinlerimizin hizmetini açarak bu otopark ihtiyacını da oradan temin etmelerini sağlayacağız. Gene
Planet'in içerisinde bulunan eskiden sinema olarak kullanılan bölümleri de tiyatro olarak kültür sanat faaliyetlerinde bu bölgede oturan hemşehrilerimizin kullanması için çaba sarf edeceğiz. Genel site içi yollarımızın bakımı, bir miktar bahçelere, sitelere, yeşil alanlara destek verilmesi, bunlar zaten belediyemizin öncelikli işleri. Yani bizimle birlikte banka yokları eski popülaritesine tekrar kavuşacak, bunu söz verebiliriz. Etimesgut alan olarak çok büyük. Seçime de çok az bir zaman kaldığı için Rıza Gezer sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkıyor ve halkla buluşmaya başlıyor. O gün biz de buna çok yakın tanık olduk. Sevgili izleyiciler, AK Parti Etimesgut Belediye Başkan adayı Rıza Gezer'le birlikteyiz. Onunla gezintimiz devam ediyor. Birazcık da onun hızına uymaya çalışıyoruz. Şimdi Elvankent'teki seçim bürosundayız. Bakalım buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? Efendim merhabalar tekrar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Vallahi sizin hızınıza yetişmek mümkün değil. Evet. Nasıl gidiyor? Etimesgut çok büyük. Eryaman ayrı, merkez ayrı, Elvankent ayrı. O yüzden biz güne başladı mı gecenin geç saatlerine kadar her tarafı dolaşıyoruz. Bu vesileyle büromuza ziyaret etmek istedik. Burada halkımızdan, arkadaşlarımızdan bir araya geldik, sohbet ettik. Peki devam edeceğiz buradan. Başkanım ben şunu merak ediyorum. Şimdi burada bir kalabalık var ve sanıyorum her gün ya da günün gelişen saatlerinde de bu kalabalık devam ediyor değil mi? Burası bizim ilçemizin en hareketli caddelerinden birisi. AK Parti'mizin de güçlü olduğu yerlerden birisidir. O yüzden bu büromuza ilgi oldukça fazla. Peki ne yapıyorsunuz buraya geldiğiniz zaman? Yani insanların sizden beklentilerini mi soruyorsunuz? Projelerinizi mi anlatıyorsunuz? Nasıl bir iletişim geçiyor aranızda? Tabii projelerimizi anlatıyoruz. Bizimle tanışmak isteyenler oluyor. Onlarla tanışıyoruz. Halkımız partili olduğunu hissettirmek için büroya uğrama, yapılacak bir iş varsa biz de yardımcı olalım deme ihtiyacında hissediyor herhalde kendisini. Yani bir ucundan biz de tutalım mı diyorlar evet, sizi? Evet öyle diyorlar. Geliyorlar buradan poster alıyorlar, bayrak alıyorlar. Çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Gelişmelerle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Bazen biz de uğruyoruz ama burada görevli arkadaşlarımız var. Bu iletişimi daha çok onlar sağlıyor. Peki o zaman bir soralım mı? Acaba onlar buraya niçin geliyorlar? Sizinle olan iletişimlerinden memnunlar mı? Sizden beklentileri nelerdir? Peki soralım. Hemen şuradan başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Halil Tozlu, AK Parti Yönetim Kurulu üyesiyim. Başkanım da her yerde, her zaman yanındayız, devam ediyoruz. Hatta şu anda mahalleli arkadaşlarımızla beraber başkanımıza desteğimizi devam ediyoruz. Seçim sonuna kadar da desteğimiz devam edecek. İnşallah Allah'ın izniyle 31 Mart günü Etimesgut Belediyesi'nde AK Parti bayrağımızı asacağız. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Osman Keleş. Burada oturuyorsunuz galiba değil mi? Burada oturuyorum, Etimesgut'tayım. Peki Rıza Başkan şimdi yanınızda ama. Evet. Acaba hani yanınızda olduğu için değil de şöyle objektif olarak. Her zaman yanımızda, kalbimizde de yanımızda. Öyle mi? Evet. Çok mu seviyorsunuz bu kadar? Çok seviyoruz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Sizi tanıyalım lütfen. Ben Ahmet Saykal. Kalecikliyim ama Etimesgut'ta oturuyorum. Reyimiz AK Parti ve Rıza Bey'e. Peki efendim her gün geliyor musunuz buraya? Her gün buradayız efendim. Ne yapıyorsunuz buraya gelip? Burada sohbet ediyoruz, çay içiyoruz, bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Memnun musunuz buradaki efendim, ortamdan? Memnunuz tabii ki efendim, memnunuz. Memnunuzsa gelir miyiz efendim? Peki Rıza Başkan şu anda sizi dinliyor yanınızda. Acaba başkan olursa onun projelerine destek verecek misiniz? Hoşunuza gidiyor mu projeleri? Tabii hangi proje hoşumuza gitmiyor ki? En çok sevdiğiniz projesi nedir mesela? Neyi yapmasını istiyorsunuz? Valla halk için ne gerekiyorsa onlar yapmasını istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Abdurrahman Keçeli, Kırıkkaleliyim. Rıza Bey'in yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Şimdi sen bir gençsin. Rıza Bey'in sanıyorum gençlerle ilgili projeleri de var. Değil mi? En çok hoşuna giden projesi nedir Rıza Bey'in? Yani gençler için olduğu ziyade artı halkın hoşuna gideceği veya halkla beraber yan yana yürüyebilmesi için yani her şeyle gurur duymaya çalışıyoruz. Acaba Rıza Bey'in projeleri hoşunuza gidiyor mu? Özellikle hani genç olduğunuz için soracağım size. Gençlerle ilgili projeleri var. Burada biraz orta yaşın üzerindeki kişiler var. Onlarla ilgili projeleri var gördüğüm kadarıyla. Ne diyorsunuz bu konuda? Projeler her zaman iyidir. Projelerini destekliyoruz. Hiçbir zaman da desteğimizi kesmeyeceğiz inşallah. Burada oturuyorsunuz. Evet doğrudur. Uzun zamandır buradayım. Peki başkanla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir kere Etimesgut'a yeni bir çeyrek kazandırmak için adaylığını koymuş bir vatandaş olarak görüyorum ben bunu. Etimesgut'u bir daha baştan
silip baştan yaratacak. Bunu da üçlü güçlü olarak düşündüğü için ben de başkanımızın arkasındayım. Sonuna kadar maddi, manevi, şahsi, hususi ne diye düşünürseniz artık öyle söyleyeyim yani. Galiba bu baştan yaratma ismiyle de alakalı bir şey değil mi? Tabii her şey baştan yani. Şu anda bulunan Etimesgut yıllarca böyle sanki köy, kasaba havasında bir gelişme, bir yenilik, bir sihirli değnek dokunulmadı. Ama şu andaki başkanımızın projeleriyle beraber yani Etimesgut'u Etimesgut yapacak değerli, önde giden bir ilçeler içerisinde bulunduracağına eminim ben. Yani şunu diyebilir miyiz? Şu ana kadar Etimesgut gelişmiş bir köy görünümündeydi. Evet, ama eğer Rıza başkan olursa bir artık hani modern bir şehir haline gelecek. Bunu mu demek istiyorsunuz? Doğrudur. Cümleyi tam yerinde buldunuz zaten. Ben zaten söyleyeceğim cümleyi siz kendiniz söylediniz. Şu anda Etimesgut bir köy ve kasaba. Yani yolları yol değil. İnsanları yani çevresi bir acayip yani. İnsanlar böyle soğuk. Ama başkanımla beraber bir elektrik, enerji, sinerji yani bir ayrı bir çeyrek kazanacak diye düşünüyorum. İlçenin ismi Etimesgut. Ancak bu isim sürekli olarak farklı şekillerde söyleniyor. Rıza Gezer'in eğer seçilirse yapmak istediği işlerden biri de ilçenin adını daha anlamlı ve hatasız söylenecek bir şekilde değiştirmek. Siz de Etimesgut'u Etimesgut olarak söylediniz. Evet, başkanın buranın ismini değiştirme projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Hani Ahi Mesut değil mi başkanım? Ahi Mesut. Eski ismi Ahi Mesut. Evet. Sizin yapmak istediğiniz şey de bu galiba. Şimdi bizim ilçemizde şöyle bir sorun var. 200 bin insanımız Eryaman'da oturuyor. Onlar Etimesgut'ta oturdukları vurgusunu yapmıyorlar. Eryaman'da oturuyoruz diyorlar. Evet. Elvankent'te oturanlar da yaklaşık 100 bin civarında da burada nüfus var. Bunlar da Elvankent'te oturuyoruz diyorlar. Etimesgut'u kullanan sadece merkezdeki eski Etimesgut'ta oturanlar. Bunlar da Etimesgut yerine Etemesut diyorlar. Çünkü Etimesgut kelimesi Türkçe değil, telaffuzu çok zor ve bir anlam ifade etmiyor. Buranın eski ismi zaten Ahi Mesut. Burada Ahi Mesut isminde eskiden büyük bir zat yaşamış. Onun ismi burada anılırken daha sonra Etimesgut olarak değiştirilmiş. Ama uygulamada dediğim gibi telaffuzu çok zor olduğu için halkımız çok kullanamıyor. Etimesgut diyor daha çok. Siz peki ne diyorsunuz? Yani bu isim sizce Ahi Mesut olarak değişmeli mi yoksa şimdiki gibi kalmalı mı? İsim hiç önemli değil hanımefendi. Hizmet önemli. İsim... Başkanınızın projelerinden bir tanesi de bu. Evet, destekliyorum. İsim önemli değil. Oluyor. Şimdi isimle alakalı şöyle söyleyeyim. Biz mutlaka böyle bir ismi değiştireceğiz diye bir proje geliştirmedik. Bizimkisi bir fikir. Hı-hı. Yani bunu halkımızla konuşacağız. Zaten referandum yapacaksınız sanıyorum değil mi? Yani bir ilçenin ismini falan değiştirilmesi sadece belediye başkanının söylemesiyle olmaz. Bu bir öneri. Halka anlatılır ama halkın genel kanaati önemli. Yok biz ismimize alışkınız, değiştirmeyelim böyle devam etsin diyorsa hani zorla illa bir isim değiştirmek falan böyle bir düşüncemiz yok. Ama ben bunu bir öneri olarak söyledim. Etimesgut'ta milliyetçiyim diyenler, halkçıyım diyenler şu anda Etimesgut'un bir kent meydanı yok. Başkanımızın çok güzel bir projesi var. Bir Atatürk meydanı yapılması, oraya geniş bir alanın yapılması, törenlerin ve milli günlerin ve özellikle milli günlerde olan orada bir törenlerin yapılacağı meydan olması. Sayın Başkanımızın güzel bir projesi var. Bunun bir tanesi de bu. Diğeri ise ana yol olan buradan Ankara'ya bağlanan İstasyon Caddesi'ndeki istediğimiz kadar yolu genişletelim. Ama Etimesgut'un içinden dar bir yer olduğu için geçilmiyor. Sıkıntı orada. Esas başkanımız esas sıkıntı yeri çözecek. Onun için çok güzel bir projesi var. O hayata geçtiği zaman Sincan sadece Etimesgut kurtulmayacak. Sincan, Elvanket ve Etimesgut tamamı kurtulacak. Bunun için başkanımızı bu yönden çok takdir ediyoruz ve arkasındayız. İnşallah bunu gerçekleştireceği zaman Etimesgut'un bir kent meydanı olacak. Törenlere rahatlıkla gidilebilecek. Bu arada trafiği de yok edecek. O anlatçıkların oradaki trafik de kalkmış olacak. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyalım mı? Fatih Nur Şimşek. 4 senedir Etimesgut'ta yaşıyorum. Peki bir hanımefendisiniz. Evet. Başkanın hanımlara yönelik projeleri de var mutlaka ki. Takip ediyor musunuz kendisini? Evet, takip ediyorum. Neler söyleyeceksiniz peki onun projeleriyle ilgili ve kendisiyle ilgili olarak? Kendisiyle ilgili ve projesiyle ilgili yani kısa ve net. Her zaman için halk olarak arkasındayız, destekliyoruz. Yüreğimizle, gönlümüzle. Peki şimdi mesela AK Parti'nin özellikle hanımlarının çalışmaları çok meşhurdur. Evet. Mutlaka siz de ziyaret etmişlerdir. Hı hı. Ya da biliyorsunuzdur. Evet. Acaba siz de bir hanım olarak
Madem ki hani sevdiğiniz, destek verdiğiniz bir adaya, kendi çevrenizde de böyle hani onu anlatıyor musunuz, destekliyor musunuz? Evet. Neler yapıyorsunuz, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz bu anlamda? Projelerini zaten bizzat sohbetlerine giderek dinledim Rıza Bey'in ve dinlediğim kadarıyla, anladığım kadarıyla ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki ben partili olmasam da resmi olarak gittiğim her yerde bir şekilde hanımlarla buluştuğumda Rıza Bey'in projelerinden bahsediyorum. Evet, doğrudur. Peki efendim, çok teşekkürler. AK Parti Etimesgut Belediye Başkan Adayı Rıza Gezer uzun yıllardır siyasetin içinde. Daha önce Etimesgut'un hemen yanı başındaki Sincan'da oturduğu ve bir dönemde orada siyaset yaptığı için rakipleri tarafından ithal aday olarak lanse ediliyor. Acaba halk bu söyleme ne diyor diye merak ediyoruz bu kez de. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Arslan. 25 yıldır Etimesgut'ta oturuyorum. Peki ben de size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi başkan için bir eleştiri var. Deniyor ki başkan ithal bir aday. Siz 25 yıldır buradasınız. Ne söyleyeceksiniz bununla ilgili? Yani Sincan ve Etimesgut yan yana iki tane bence birbirine geçmiş iki ilçe. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Başkanın ben ithal olduğuna inanmıyorum. Sincan'la zaten Etimesgut yan yanadır. Sayın Başkan da zaten Etimesgut'u iyi tanımasa zaten buraya kendisi aday olmaz. Peki neler söylersiniz Rıza Başkan'la ilgili olarak? Ben 25 yıldır Etimesgut'tayım, 25 yıldır da MHP'liyim. 50 yıllık da Cafer Aslan'ın da yeğeniyim. MHP'li Cafer Aslan'ın da yeğeniyim. Evet. Sayın Başkan'ın daha önceden projelerini bir dinledim. Bir de Sayın Başkan'ın kendisini dinleyeyim dedim. Sayın Başkan'ın da kendisini dinledim. Gayet çok çok olumlu projelerini gördüm. Şu anda ben de bir MHP'li olarak Sayın Başkan'a sonuna kadar destek veriyorum. Biz çok teşekkür ederiz tabii arkadaşımızın bize vermiş olduğu bu desteğe. Kendisi gibi çok sayıda geçmişte MHP'de, CHP'de siyaset yapmış veya destek olmuş arkadaşımız bu kampanyada bize destek veriyorlar. Bir anlamda Etimesgut'un komplesini kucaklayarak yürüyoruz diyebiliriz. Şu andaki bu konuşmada sanıyorum bunun göstergesi. Yani çok teşekkür ederiz. Rıza Gezer'in Etimesgut çalışmalarındaki temposuna yetişmek doğrusu bizim için de çok zor oldu. Nefes aldığımız bir alanda hemen mikrofonumuzu kendisine ve yanındaki halka uzattık. Rıza Gezer teşkilatlı bir yapısıyla birlikte genel hükümetin, büyükşehirin ve ilçe teşkilatının ve belediyedeki tüm hizmetleri layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Yani daha önceki deneyimlerini, siyasetteki deneyimlerini, evet. Şimdi Etimesgut'ta belediye başkanı olarak seçilirse kullanabilir mi? Yeterli olur mu sizce? Ne dersiniz? Bence çok değer katacağına inanıyorum. Rıza Gezer deyince aklıma siyaset geliyor. Rıza Gezer bu bölgenin çınarı. Yıllarca bu bölgeye gençliğini vermiş, teşkilata gençliğini vermiş. İşi gücü bu bölgeyi bir star, bir bölge haline, dünya kenti haline, bir dünya kenti, Etimesgut'u dünya şehirler kenti haline getirmek Rıza Gezer deyince aklıma bu geliyor. Rıza Gezer deyince aklımıza dürüst, iyi bir siyasetçi, hizmet için siyaset yapan, dürüst bir insan. Sizin? Rıza Gezer deyince aklımıza siyaset geliyor. Siyasetin en tabanından yukarı doğru çıkan, hani deriz ya ustamız, kalfamız, çırağımız, artık çıraklıktan kalfalığa geçmiş biri Etimesgut. İnşallah Rıza Gezer deyince aklımıza bundan sonra Büyükşehir Belediyesi gelir. Daha ileriye gitmesini isteriz. Yani siz Etimesgut Belediye Başkanlığı'na geçtiniz. Diyorsunuz ki biz onu Büyükşehir'de görmek istiyoruz. İnşallah bunlardan sonra yavaş yavaş herkes gittikçe derecesini yukarı doğru çıkartır. Siyasete giren kişiler için genel bir kanıda ne yazık ki onların bu işe rant sağlamak için girdiği yönünde. Uzun yıllardır bölgenin en önemli iş adamlarından olan Rıza Gezer için de böyle bir şey düşünülüyor mu acaba diye merak ediyor ve bunu bölgede yaşayanlara soruyoruz. Acaba Rıza Gezer'in seçildikten sonra da eğer seçilirse aynı şekilde devam edeceğine inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Yani Rıza Gezer'in paraya ihtiyacı yok. Sadece bu işi Allah rızası için yaptığına inanıyoruz. Onun için de zaten buradayız yani. Rıza Gezer seçildikten sonra da dürüst olarak kalacağına biz inanıyoruz. Zaten ona inanmazsak biz yanında yer almayız. Ben de arkadaşlar gibi aynı fikirdeyim. Dürüst, çalışkan, altyapısı olan, Sincan'a başkanlık yapmış. Efendim bu işte de bu işi hakkıyla yapabilecek bir kişi olduğunu,
olduğunu, daha ileri burada kalmayacağını, belediye başkanlığı ona yetmez, daha üst mevkilerde olacağını tahmin ediyorum. Bu daha birinci aşama mı diyorsunuz? Evet, birinci aşama. Bu hafif gelir onun için belediye başkanlığı. Ben öyle görüyorum. Zaten milletvekili adayımızdı. Evet. Kontenjandaydı, biliyordum. Efendim, daha iyi yerlerde olacağını inşallah bekliyoruz. Doğu insanı, arkadaşımın söylediği gibi maddiyata ihtiyacı olmayan birisi, maneviyata güçlü birisi. Biz de bunun yolundayız. Seçim çalışmaları sırasında zaman zaman ilginç olaylar da yaşanıyor. Gezerken Etimesgut'un altını üstüne getirdikleri için yıllardır görüşülmeyen eski dostlara da denk gelinebiliyor. Bizim çekimler yaptığımız günde de bu tarz bir olaya tanıklık ettik. Çocukluk arkadaşım diyorum. Evlerimizin arası 50 metreydi. Öyle mi? Yani yıllar önce tabii yani. 35 sene olmuştu. 35 sene. 34 de ya. Değil mi yani? Allah yolunu bahtını açık etsin biraderim. Teşekkür ya. Ederim. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Annesi de benim ebem. Yani benim doğumumu yaptıran annesi. Peki siz acaba hani geçmişe bir dönerseniz Rıza Gezer'in bugünlere geleceğini tahmin edebilir miydiniz o zamanlar? Yok hocam ya, yok. Nerede yani? Ama duyuyorduk yani. Biz buralardan uzaktı. Çok takip yani edemedik. Köyümüzün, köy ne derler? Hem aynı köylüyüz biz. Ben de Peçenekliyim, o da Peçenekli. Evet. Yani inşallah iyi olur yani. İnşallah. Teşekkür İnşallah. Ederim. Peki gurur duyuyor musunuz kendisiyle? Ya tabii ki Ankaralı olarak. Niye gurur duymayalım yani? Yani hem Ankaralı, hem Peçenekli, hem çocukluk arkadaşınız. Köyümüzün ne derler? Köyümüzün insanı yani. Neticede. Tabii ki. Destekliyor musunuz kendisini? Destekleriz tabii. Seçim çalışmaları ilginç elbette. Cenazeye gidip ağlamak, düğüne gidip oynamak gerekiyor deyim yerindeyse. Yani kısaca halkla birlikte iç içe olmak, onların neşesini de üzüntüsünü de paylaşmak gerekiyor. Rıza Gezer'in çalışmalarında da durum değişmiyor. Bir Ankaralı olarak Ankara havalarında oldukça güzel oynuyor. Avrupa Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Goodluck.com.tr'nin sunduğu Avrupa Vizyon reklamlardan sonra devam edecek.